Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. Telefonu açmıyor. Ben Mardin'in Kızıltepe ilçesinden İstanbul'a çalışmaya geldik işte 4 senedir oldu. 4 sene İstanbul'dayım. İstanbul Havalimanı'nda çalışıyorum. HEDE İskender bölümünde gıda sektörü. 3-5 arası şubeyi kapattık. Kapattıktan sonra biz hani işimizi bitirdik. Mulasına çıkacaktık. 10 dakika aradan geçmeden fritöz alev aldı. Zaten fritöz sıkıntılıydı, arızalıydı. Sabahleyin geldiler, sabah vardiyası. Tutanak tuttular. 6.30 biz vardiyayı teslim edeceğiz. Vardiyayı teslim etmeden önce gece vardiyasında olan müdürleri gönderdiler. Biz kaldık. Bize dedi burada kalın. Ondan sonra hakaretler etti, tehdit etti. Sizi hepinizi burada yakarım. Böyle kelimeler etti bize. Diğer işçilere yol parasını veriyor ama bana yol parasını vermiyorlardı. Biz Kürtçe konuştuğumuz zaman rahatsız oluyordu. İşte biz Kürtçe bilmiyoruz. Biz de anlayalım sizinle konuştuklarınızı falan. Diyen oradaki yani bir üst personeller falan gelip diyordu işte Kürtçe konuşmayın, müşteri rahatsız oluyor. Ben diyordum müşteri rahatsız oluyor, siz niye İngilizce konuşuyorsunuz? Yani biz Çanakkale Savaşı'nda o kadar mücadele ettik. Bizim ana dilimizi niye tahammül edemiyorsunuz? Diyordu biz kardeşiz ama lakin biz kardeş falan değiliz. Yani biz kardeş isek sen benim ana dilimi tahammül edeceksin. Bazen personel eksikliği falan olduğu zaman geç saate bırakıyorlardı. İşte 36 saat bile çalıştığımız zaman oldu yani. İsmim Fatih, soy ismim Aydın. Mardin Kızıltepe'den İstanbul Havalimanı'na çalışmaya geldim. 3 ay boyunca önüme yani ne geldiyse her şeyi görmüşüm. Hakaretten tut, işte tehditler, ıvır zıvır derken bunların hepsini gördüm. Lojman gece kondu. Yani diyorlar sözde bakımlı temiz bir lojmandır, temiz bir lojman değildir. Hayvan bağlasan hayvan durmaz orada. 8 kişi orada kalıyoruz. İçeride fareden tut, örümceğe kadar ne istesen var. Bir de üstüne yetmemiş gibi orada kalan elemanlar ayrımcılık yapmaya çalışıyorlar. Kürtçe bir şey söylediğin zaman, bir söz söylediğin zaman sana diyor ki burada Kürtçe konuşamazsın, burası Türkiye Cumhuriyeti. Birkaç kez hatta tartışmamız da oldu aynı şekilde orada. Onlar bu, yani bu normal Türkçe şarkılar açtıkları zaman hiç kimse bir şey demiyordu onlara ama biz Kürtçe şarkı açtığımızdan dolayı azar işitiyorduk. En son zaten yasaklandı. Bizim bir tane restoran müdürümüz var. Onun bize söylediği laf dedi bütün Kürtleri buradan kovacağım. Bizim Kürtlere ihtiyacımız yok. Kürtler buraya mecburiyetten gelmişler ve biz onları burada ezdireceğiz ve onları burada barındırmayacağız. Bu kelimeleri de kullandılar aynı şekil. O gün yaklaşık bir 12 eleman personel işten ayrıldı. Hepsi de Kürt. Ayrımcılık çok yapıyorlar. Yani öbür vatandaşlarına iyi davranıyorlar ama bize kötü davranıyorlar. Yani şu anda baksan zaten havalimanı komple zaten Kürtler sayesinde şu anda ayakta duruyor. Şu an Kürtler yani %80'i zaten Kürttür. Ama onlara rağmen yine de Kürtleri işten çıkartıyorlar ve Türkleri alıyorlar oraya. Yabancı kişileri alıyorlar. Yani bizi her zaman dışlıyorlar.